Aksaray Belediyesi'nin eğitim ve kültür hizmetleri devam ediyor. Herkes okusun sloganıyla şehrin muhtelif noktalarında çocuklar, gençler ve kitapseverleri kitapların zengin dünyasını bilgi evleriyle zenginleştiren Aksaray Belediyesi, Tarihi Azmi Milli Müzesi bahçesinde öğrencilerin yeni adresi olacak olan kitap konağını hizmete açtı. Renkli görüntülerle birlikte dualar eşliğinde düzenlenen açılış töreninde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kitap konağının kurdelesini AK Parti Milletvekili İknur İnceöz, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Ramazan Kaşlı, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşları oda başkanları ve davetlilerle birlikte kesti. Başkan Yazgı, 2014 yılından bu yana tarihi ve kültür mirasların ayağa kaldırılması ve yaşatılması faaliyetlerinde önemli bir hizmete daha imza attıklarını belirterek yapı ve hizmet faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Hemen arkanızda, arka tarafta Zinciriye Medresemiz var. Selçuklu döneminden kalma bir eser. Hamamımız var Osmanlı döneminden. Azmi Milli Un Fabrikamız var Cumhuriyet döneminden. Yine konaklarımız Cumhuriyet dönemi ve şu anda açılışını yapacağımız yine bir konağımız ve biz bu konağımızın içerisinin dizaynını bugünümüzün teknolojisiyle yani çelik konstrüksiyonla birleştirerek ve içerisinde yapmış olduğumuz bir tefrişatımızla beraber geleceğimizi yansıtan, günümüzü yansıtan bir çalışmayı da hep birlikte gerçekleştirmiş olduk. Yani burada şunu hedefledik, tarihi bir zincir halkasının içerisinde şu anda taçlandıracağımız ve açılışını gerçekleştireceğimiz bu kitap konağımızla beraber geleceğe bir izi bu tarihi ve kültürel bir adada bırakmanın da mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Başkan Yazgı ve davetliler, grup çalışma odaları, sessiz çalışma odaları, kitap okuma alanları ve kafeteryasıyla gece saat 24'e kadar hizmet verecek olan kitap konağını gezdiler.